Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerif'in tüm güzelliği üzerimizde. Rabbim inşallah Kur'an ayını, gufran ayını, Kur'an okunan ayı, mağfireti bol olan bu güzel ayı en güzel şekilde değerlendirenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Ramazan'da Kur'an var, mukabele var, oruç var, teravih var. Gecesi başka kıymetli, gündüzü başka kıymetli. Her günün hayrı var, hasenatı var, kimsesizlerin kimsesi olmak var. Yetişebildiğimiz kadarına sorumluluğumuz var ve bol bol okumalı, bol bol anlamalı. Ve hayatımızda en güzel şekilde yaşamalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında itikafa girerdi. Kendi iç yolculuğunu yapmak için. Dış dünya ile bağlantıyı kesip onlardan uzak kalmak için değil. Ama rotasını bulmak ve daha da güzel kulluğunu yerine getirebilmek amacıyla tüm bunları hedefliyordu. Geceleri kalkıp Kur'an okurdu. Söyle. Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalile. Gecenin üçte birinde kalkıp namaz kılmasını emrediyor Allah Teala. Evzid aleyhi ve rattilil Kur'an tertila ve Kur'an'ı ağır ağır okumasını tavsiye ediyordu. Sadece güzel sesle okumak mı? Hayır, manasını da düşünerek okumak. Manayı bilerek onu okuyarak Ramazan ayında tüm sene boyunca yapacaklarının planlamasını yapmak. Böyle bir yaradan, böyle bir ilah, böyle bir Rab terbiye eden, eğitimden geçiren, düzenleyen. Aziz dostlar, önemli olanı da düşünerek okumak, manayı bilerek, onu okuyarak Ramazan ayında tüm sene boyunca yapıp bizlere hangi nimetleri tattırmak istiyor? Hususi amacı nedir? Fayda anlamındaki amacı nedir? Ne yapmak isteniyor? Ne yapılmak isteniyor. Bizden beklenti nedir? Kul olarak, insan olarak. Allah Teala bizi başıboş mu yarattı? Hayır. Bizi kullarıyla destekler. Melekleriyle destekler. Tabiat şartlarıyla destekler. Zelzeleden bile bir, felaketten bile bir bereketi doğuracak kadar muhteşem bir sistemin sahibidir Allah Teala. İstemeyiz başımıza bir şey gelsin. Tabii ki ancak bu nimetleri bahşeden Allah Teala nimetin yanı sıra neyi lütfedecekse onu bazen kaza ile, bazen deva ile, bazen bela ile, bazen musibet ile de gönderir. Bu belayı bana niye verdin demek yerine bununla beraber beni neyle sevindireceksen şimdiden teşekkür ediyorum Allah'ım diyerek olaylara baktığımızda, bugünün diliyle polyanlacılık yaptığımızda, ki keşke yapabilsek polyanlacılığı, ne kadar güzel olurdu. Bir sanatçı çocukken Pollyanna bölümünü tiyatroda oynamış ve o Pollyannacılığı oynadığı dönemdeki aldığı o karakter hayatının geri kalan kısmında onun çok işine yaramış. Keşke biz de bir oyun vesilesiyle Pollyanna'yı oynasak ve her şeyin ardında iyi bir şey vardır mutlaka diyerek o Pollyanna'nın yaptığı güzelliği bize de Rabbim yakalamayı nasip etsin. Kıymetli dostlar, önemli husus şu. Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ı metniyle, manasıyla okumak, anlamak, yaşamak ve bundan sonra Kur'an üzerinden bir hayat sistemi kuracağım diyerek hayatı planlamaktır. Oruç bedene sıhhat verir, bedeni ayağa kaldırır, hastalıkları giderir. Allah Teala hiçbir kulunun aç kalmasını, huzursuz olmasını istemez ki. Oruç tutmak için bahane yaratmak en güzeli. Tutmamak üzere bahane yaratmanın bir anlamı yok. Vallahi midemde rahatsızlık var, tutamayacağım. Mide çok fazla yemekten rahatsız olmuş olabilir mi acaba? Doktorunuza sorun. Ben de mide baygınlık gibi bir şey oluyor. Ya herkes de oluyor bu.
Herkes de oluyor. Ara ara oluyor gün ortasında, gün ilerleyen saatlerinde. Elbette açlıktan insan bitap düşer, yorgun düşer. Ama acaba bu açlığın, bu açlığın insanlık var olduğu günden beri oruç ibadeti var. Sadece İslam'la beraber gelen bir ibadet değil bu. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam ile başlayan bir ibadet değil. Evveli var. İnsanlığın var olduğu günden bugüne öyleyse biz neden Allah Teala'nın var ettiği kullar olarak bu nimete teşekkür edip bunu üzerimizde taşımıyoruz? Bize yakışan bu olur. Aziz dostlar, acizane Ramazan-ı Şerif'in nimetiyle, rahmetiyle, bereketiyle, Kur'an'ıyla gelen, cehennemden azat olma günleriyle de bizi sevindiren bu mübarek Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmek nasiplerin en güzeli. Baha ile değil, bahane ile demiş eskiler. Bu bahanelere sarılmak, hayrımızı bolca yapmak, zekatımızı fazlaca vermek, fitremizi fazlaca vermek, verdiğimiz zaman ne verdiğimizi Allah Teala görüyor. Daha fazlasını bize gönderiyor. Tabii ki sorumluluğumuz altında olan insanlara bakacağız. Onların ardından kalanları dağıtacağız. Verene Allah kefil. Rabbim inşallah bol bol vermeyi madde ve mana aleminde de kazançlı çıkanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, her gün saat 12'de Selman Okumuş YouTube kanalımızda sizlere Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz okuyoruz inşallah. Eğer vaktiniz varsa Ramazan-ı Şerif'in bu videoyu 3. 5. 10. günde izliyor olabilirsiniz. Bazen YouTube videoları farklı zamanlarda da insanlara önerebiliyor. Mukabelemizi, Kur'an-ı Kerim'i önünüze alarak adım adım sayfa sayfa takip edebilirsiniz. İsterseniz durdurursunuz. Sonra tekrar geri alıp başlatırsınız. Manalarını okuyabilirsiniz. Biz okurken metninin yanı sıra manası da yazıyor. Manasını da takip edebilirsiniz. Hem dinleme sevabı almış olursunuz, hem metnini okuyarak meal hatmi de yapmış olursunuz. Allah Teala okuyan ve okutanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Nurun bol olduğu, rahmetin sağanak sağanak yağdığı, mağfiretin bol olduğu müstesna bir zaman diliminden geçiyoruz. Allah'ın affının çok olduğu, mağfiretinin esenliğinin çokça olduğu bir ayın içerisindeyiz. Ne olur, bu güzel günleri, geceleri en güzel şekilde ihya etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu sizden önceki milletlere oruç farz kılındığı gibi size farz kılındı. Allah Teala orucu bizim üzerimize yazdı. Sağlık, sıhhat, afiyet bulmamız için. Huzursuz olalım diye değil. Onun için bu nimetlerin farkındalığını bilerek, faydasını umarak, bunu ibadet vecesiyle yaparak Rabbimizin de rızasını kazanmak niyetiyle ifa etmek en güzelidir. Böylesi güzel bir ülkede bizleri var eden Mevla'ya şükürler olsun. İmanla, Kur'an'la, hayırla, hasenat ile en güzel şekilde hayatımızı devam ettirebilmeyi de inşallah hepimize lütfeylesin. Aziz dostlar, Ramazan boyunca soru cevaplarla, bir takım videolarla, bazı televizyon kanallarına misafir olarak katılımlarımızla inşallah huzurunuzda olacağız. Önemli olan sizin huzurunuz, Ramazan'ın huzuru ve üzerimize bunu çekebilmek. Rabbim inşallah bu güzelliği üzerimizde en güzel şekilde yaşayabilmeyi hepinize, hepimize nasip eylesin. Dua ve niyet, güzel niyet temennilerimizi size gönderiyoruz. Ramazan mukabilemizi eksiksiz tamamlamayı, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde en güzel şekilde Ramazan günlerini ikmal edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.